Merhabalar, hoş geldiniz karşılaşmanın ardından. Teknik direktörümüz Fatih Terim basın toplantısıyla birlikteyiz. Sorularınızla başlayabiliriz. Buyurun. Hocam merhaba, tebrik ederim öncelikle. Hocam Galatasaray şampiyonluk tarihinin neredeyse %50'sini oluşturuyorsunuz. 22'de 8 şampiyonluk. Geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapmıştınız. Benim oyun belli demiştiniz. Geçen gün de pazartesi günde taraftar da oyunu belli etti. Bu da herhalde %66 oluyor yani. Bir tek yönetim kaldı. Arda'da son durum nedir hocam? Ben bunu merak ediyorum. Şimdi arkadaşlar ben bu konudaki Denizli Spor maçından sonra galiba sorduğunuz soruya fikirlerimi söyledim. Yani bu konunun sadece teknik bir konu olmadığı, camiamızın, taraftarlarımızın, eski yeni bütün yönetimlerin ortak bir konsensüs içerisinde bunu değerlendirmesi gerekir diye söyledim. Bunun için de geçen gün davet edildim. Toplantı için Arena'ya geldim ben. Başkan Abdurrahim Bey ve Yusuf Bey vardı. Oturduk. Ben daha evvel ne söylediysem aynı şeyleri tekrar ettim. Buradaki kararın benim adıma, benim düşüncemde Galatasaray'ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, şans daha vermek, artı ona bir kapı açmak, bir şans alması için bu kararımı tekrar ettim. Tekrar ilettim toplantıda. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığı mıdır? Evet, bu bir fikir ayrılığıdır. Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğumu özellikle üstüne basarak söyledim. Ancak ben daha eve varmadan bir gazeteciye, akşam birkaç gazeteciye maalesef verilmiş. Tabii bu Galatasaray'a yakışan bir durum değil açıkçası. Bakın arkadaşlar, ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Fakat zaman zaman çaba harcadıkça da hayal kırıklığı yaşıyorum. Açıkçası ben fikrimi ve bu konuya olan yaklaşımını değiştirmedim. Hiçbir zaman değiştirmedim. İlk günden beri aynı toplantıda aynısını söyledim. Sadece Galatasaray'ı yöneten iradeye saygı duydum. Ve çelişki çıkmasının da önüne geçtim. Söyleyeceklerim bu konuda bu kadar. Başka sorunuz var mı? Aspor Serdar Kellici. Sene başında yapılan Enzonzi, Seri, Babel gibi transferlerle pas oyunu ve durağan bir orta saha ve kanatları çizgiye basmayan, kenar oyuncuları çizgiye basmayan, hiç alışık olmadığımız bir Fatih Terim takımı görmüştük. Bugün ise Saracchi transferi, Lines'in geri dönüşü, Emre Akbaba dinamizmi, Lemina dinamizmi, Onyekuru gibi çizgiye basan ve Jesse gibi 100 bin euro maliyetli çizgiye basan oyuncu karakterleri izliyoruz. Fatih Terim'i bu oyunculara, yani yaz döneminde yapılan transferlere iten faktör, o oyuncuların nasıl ikna etti Fatih Terim kendini bu oyunculara ve o pas oyununa? Çünkü alışık olduğumuz direkt oyunu benimseyen bir Fatih Terim oyunu var. Ama
ısrarla pas oyununda ısrarcı olan bir Fatih Terim felsefesi izledim ben ligin ilk yarısında. Burada sizi ikna eden faktör neydi çok merak ediyorum. Açıkçası ilk yarıda benim hatam beklentilerimin tabii uzağında bir tabloyla karşılaştık. Açıkçası bir zaman istiyor bazı oyuncuları tam kavramanız, tam anlamanız, onun da sizi anlaması için. Artı tabii özellikle ilk yarı defansın arkasına ve arasına maalesef koşacak oyuncumuz sayısı neredeyse yoktu. O bizim bir sıkıntımız oldu. Pasta bir sıkıntı olmadı ama kat edeceğimiz mesafeyi kat edemedik. Onun için de zaten çok çabuk aydık ve bir şeyleri değiştireceğimizi söyledik. %100 haklısınız. O benim hatam oldu. Ancak tanıdığım oyuncuları hata yapsak da ikna etmek daha kolay oldu. Hemen normal değiştirmek. Özellikle bugün ilk yarı için yine aynı şeyi söyleyebiliriz. Müthiş bir oyun oynandı ilk yarı. Neredeyse kalecimiz de bu arada yere yatmadı. O da önemli bizim için. Şimdi daha çabuk, daha çevik, bir hareketten bir harekete daha çabuk geçen, top gelmeden düşünebilen bazı oyuncu sayılarımız arttı. Antrenmanlarda da sık sık bunu tekrar ederek inanıyorum ki daha bir ileriye gideceğiz. Çünkü ilk başladığımda çok gençtim ben antrenörle. O gün bile tabiri yoktu o zaman. Oynadığınızdan zevk aldım demiştim. Bugün görüyorum. Oyuncularım da zevk alıyor. Ben de zevk alıyorum. Zaten esasında biz kenardan zevk almadığımız zaman belli ki bir şey oynamıyoruz demektir. Ben kendi kıstasım öyle. Daha da zengin, sahanın içerisinde zengin bir takım olmak en büyük amacım. Yani repertuarımızın geniş olmasını istiyorum açıkçası. Özellikle hücumda. Değişik oyuncularımız da var. Henry'nin de gelmesiyle Jesse ile beraber ikinci bir tip oyun da oynayabiliriz. Soso'yla veya bir başkasıyla oynadığımızın daha değişini oynayabiliriz. O yüzden çabuk ikna ettik. Ama ilk yarı ikna edememişiz demek. Teşekkür ederim. Emre Oktay. Hocam tebrik ediyorum. Transfer sezonunun sonuna yaklaşılıyor. Tabii takıma katılacak bundan sonra bir stoper transferi düşünüyor musunuz? Ve yabancı sayısı konusunda da artık limiti de aştınız. Aranızdan ayrılacak oyuncular olacak mı? Bizim gibi ceza almış ve satmadan alamayan takımların sıkıntısı içerisinde son dakikaya kadar her şeyi beklemek gerekir. Hem alınmasıyla ilgili hem satılmasıyla ilgili, verilmesiyle ilgili. Dolayısıyla bir stoper istedim evet. Ama olmazsa yapacak bir şeyimiz yok. Dünyanın sonu değil. Ancak gidecek oyuncularımız olacak. Orada bir sıkıntımız yok. Andone'ye şansımızı kullandık. O bugün antrenmana çıktı. İkinci santifor için. Ama daha bir hafta 8 günümüz var. Bizim gibi kulüplerde böyle şeyler hiç belli olmaz. Her an biri gelebilir, diğeri gidebilir. Peki. Teşekkür ederiz. Eğer sorunuz yoksa bir soru daha rica ederim. Buyurun hanımefendi. Nagatomo hakikaten benim futbol hayatımda gördüğüm ender profesyonel oyuncularından bir tanesi.
gerek futbolculuğuyla gerek karakteriyle bizim için çok değerli bir oyuncu. Kendisiyle ben karşılıklı konuştum. Nagatomo bize çok da büyük hizmetler yaptı. Karşılıklı hiçbir sıkıntımız yok. Onu biz çok seviyoruz. O da bizi seviyor, onu biliyorum ben. Bir fırsat bulursa gidecek. Ama Nagatomo kalırsa da başımızın üstünde yeri var. Hiç öyle bir derdimiz, sıkıntımız yok. Hala antrenmanın en çok çalışanı. Soyun dersiniz soyunur, soyunma dersiniz soyunmaz, oyna dersiniz oyna. Böyle futbolcuyu bulmak çok zor. Keşke çok daha önceleri karşılaşsaydık. O yüzden Nagatomo'yu kırmak ne bizim, ne kulübümüzün, ne yöneticilerimizin, kimsenin aklının ucuna bile gelmez. O nasıl isterse öyle davranacağız. Peki. Teşekkür ederiz. İyi geceler. Öncelikle şunu söylemek istiyorum hocam. Maçı saha içinden izliyorum. Bugün futbolcular kadar efor sarf ettiniz. Eski günlerdeki gibi sizi çok izledim milli takımın başında. Bugün ekstra bir isteğiniz vardı. Yani iyi bir gidiş içerisindeyiz. Bunun zedelenmesini istemedim açıkçası. Hele hele ilk 45'i de öyle oynadıktan sonra bu turu atlamalıydık açıkçası. Onun için biraz tedirgin oldum. Yoksa hastalığımdan kalktım. Biliyorum herhalde. Geçen hafta da bayağı bir hastaydınız. İyiyim Allah'a maşallah. Şükür. Daha iyiyim, çok şükür. Daha iyiyim. Hocam maç genelinde hem sevgili Adem hem sevgili Orhan hakem sistemde bulundular. Ama Orhan'ın şöyle bir sistemi vardı. Dedi ki offside'sa bayrağı hemen kaldırsalar. Futbolcu arkadaşlarımızın Galatasaraylı olur, X takımlı olur, bizlerin olur. Sakatlanma riski çok fazla. Bu kuralın değişmesi lazım. VAR sistemini biz bu şekilde olmaması lazım sisteminde bulundu aslında iki futbolcu. Şimdi tabii Orhan da haklı. Ancak hakemler de haklı. Şimdi esasında konsensüs sağlayabilsek hep beraber oturmamız lazım. Ben Orhan'a veya Adem'e bir şey daha ekleyebilirim. Boşuna da deper atıyorsunuz. Evet. Boşuna da mücadeleye giriyorsunuz. Sakatlık da bir risk orada. Sadece offside'ler falan değil. Ama onlara da deniyor ki pozisyon devam etsin. Pozisyonu kesme. Sonra kaldırırsın. Şimdi kimse boşuna bir şey yapmıyor. Dolayısıyla şimdi tabii VAR'ın adetleri de değişik. Mesela İngiltere'de hakem hiç gitmiyor. VAR'daki karar veriyor, bekliyor. Ona göre uyuyor. Bizimki gidiyor. Bir başkası daha çabuk hareket ediyor. Bizimki 3-5 dakika sürüyor. Yani burada mesele futbolu en iyi şekilde yönetebilmek. Hep beraber ama. Burada tabii aldığımız ile verdiğimiz arasındaki fark nedir diyecek olursanız bayağı bir sıkıntılı oldu. Çünkü herkes hocaya VAR'a git demeye başladı. Kardeşim niye VAR'a gitmiyorsun madem öyle denilmeye başladı. Yani esasında tabii işin faydamıza olan kısmını, zararımıza olan kısmını bir çalıştayla, bir ne bileyim o oturarak hepimizin tekrardan bir gözden geçirmesi lazım. Çünkü cidden gözden geçirilmesi de gerekiyor. Şöyle ki futbolda her karar tartışmaya açıktır. Yani çok bariz olanı bile ama bir dakika deyip geriye alabilirsiniz. Doğru. Böyle bir oyun oynuyoruz. Yani bir de taraftar olarak bana benimki doğru, size seninki doğru olunca hakemlerin işin içinden çıkması çok kolay değil. Allah onlara da yardım etsin. Hepimizin tamam ama onlar da kolay iş yapmıyorlar. Şimdi ben mesela VAR'da aktif hakemlerin çalışmasından yana değilim. Yani çünkü haftaya da maç yöneteceğim. O bir arkadaşımla ilgili ne düşünüyorum acaba? Bilemiyorum. Yani ben eski hakemlerimizin, belki bırakmışların. Yani anlatabiliyor muyum? Ucu çok açık bunun. Evet. Hepimizin oturup, sizlerin de hep beraber oturup, mesela bizden evvel de Trabzon maçını seyrettik. Evet. Ali Şansalan da çok iyi bir yıl geçiriyor. Bu arkadaşlarımıza ihtiyacımız var. Bizim yaptığımız hata gibi onlar da yapacak. Hiç itirazım yok. Ama VAR nerede girmeli devreye? Niye susuyor? Bizde niye öyle? VAR niye var? Diye sorular soruyoruz. Onun için
Yine bunları düzeltecek olan biziz. Hep beraber yani futbolun bütün birimleri bir araya geleceğiz. Bunun başka bir şekli yok. Bizim oyunumuz bu. Ya biz güzelleştireceğiz ya biz çirkinleştireceğiz. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuklar da haklı. Boşu boşuna yoruluyorlar, boşu boşuna depar atıyorlar. Allah kim korusun sakatlık olur. Ya bu birkaç tane de olduğu zaman ya kardeşim bizi niye koşturuyorsun diyor tabii ki haklı olarak ama o birilerinin de talimatı öyle. İlk soruma geleceğim, son sorum olacak. İsteğiniz, arzunuz bugün çok artmıştı. Hasta olmanıza rağmen. Evet. Işık gördüğünüz için mi hocam? Yani beni keyiflendirdi. Özellikle ilk 45 dakika beni çok keyiflendirdi ki bu ara iyi oynuyoruz. Yani 90 kalecimiz yatmadı ilk 45 dakika. Gol pozisyonu da yakaladık. İkinci yarı skoru da yakaladık. Rizespor öyle dikkat edilmesi gereken bir takım. Öyle böyle bir takım değil yani kadrosuyla. Ve de bir de sakat bir sonuçtur. Yani şimdi mesela oyun 2-1 yine sakattasınız. 2-2 yerleniyorsunuz. Böyle bir durumda da açıkçası geçen sene şampiyon olarak bu turda 1-1'le dönmüşüz. Mesela oradaki son saniye penaltı var. Var oğlu var. Bunların hepsinden sonra açıkçası geçmek istedik turu. Bugünkü sürprizleri de görünce dünkü ve bugünkü bu kupada da var olmak istedik. Onun için ben çok istedim bugün geçmeyi. Teşekkür ediyoruz hocam. Tekrar geçmiş olsun. İyi akşamlar. Evet, söz tekrar size.